Bugün zorlu bir rakiple oynadık. Akhisar'da şampiyonluğu oynayan bir takım. İlk yarı dengeli bir maç oldu. Onlar da kaçırdı, biz de kaçırdık. Onların da %100 kaçırdıkları iki pozisyon var. Bu şekilde devreyi tamamladıktan sonra ikinci yarının başında etkili olabilmemizi daha iyi sağlayan golü bulduk. Daha sonra oyunun hakimi bizdik. Pek fazla pozisyon vermemekle beraber son dakikalarda doğal olarak mecburen skoru koruma çabası içerisinde olduğumuz için bazı pozisyonlar verdik. Ama bu önemli maçtan 3 puan aldığımız için futbolcularımı kutluyorum. Şu anda 3. sırada tamamladık. İkinci yarı için yoğun bir kamp programı olacak. Daha iyi hazırlanıp ilk devredeki görmüş olduğumuz eksiklikleri gidererek ikinci yarıya da aynı şekilde aynı arzu, aynı amaçla başlayıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu şampiyonluk da olur, playoff da olur. Bizim tek düşüncemiz bu. İnşallah ikinci yarıda kazasız belasız maçlara çıkar. Sezonu tamamlarız. İlk yılımızın olmasına rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Sizlere de yeni yılda sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa buyurun. Yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oyunun geneline baktığımızda da zaten maçın ilk yarısı 4-5-0 biter. Maçın genelinde rakibe verdiğimiz gole kadar tek pozisyon var. Gol oldu. O da çıkarken kaptırdığımız bir toptu. Ama oyunda oynamaya çalışan, pozisyon üreten ve sonuna kadar da oyunu kovalayan takımdık. Açıkçası bugün galibiyeti çok hak ettik ama futbolda tek pozisyonla bazen 3 puan alıyorsun. Bizim gibi 6-7 tane %100 pozisyon var. Bir iki tane penaltı pozisyonu var ama isteğimiz, arzumuz, kazanmak adına yaptığımız şeyler ne yazık ki neticelenmedi. Ama oyuncularım kazanmak adına her şeyi yaptılar. Golü yedikten sonra son bölümünde oyunun 3-4 tane santrforun hepsini birden oyuna aldık. Hemen hemen hepsine birer tane pozisyon geldi oyunun son bölümünde. Ama değerlendiremedik. Futbol böyle, atamazsan atıyorlar. Keçiören takımını tebrik ediyorum. Oyuncularım çok istediler, çok arz ettiler. Ama bugün bu galibiyeti yakalayamadık. Bir de bu maçta mağlup ayrıldık. Tabii çok üzgünüz. Ama lig uzun bir maraton. Ligin ikinci yarıları çok çetin ve daha zor geçecek. Biz bütün her şeyimizle ikinci yarıya hazırlanacağız. Oyuncularım gerçekten de bizler de çok üzüldük böyle bir karşılaşmaya. Ama daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. İnşallah ikinci yarıya daha iyi hazırlanacağız. Hedefimiz şampiyon olmak. Bu hedefimizden de herhangi bir sapma yoktur. Sonuna kadar da bu işi kovalayacağız ve Mayıs ayında inşallah şampiyon olacağız. Bütün her şeyimizde buna çalışacağız. Buradan bütün herkesin yeni yılını kutluyorum. Ayrıca buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yılmadan 90 dakika desteklediler. Onlara bir galibiyet armağan etmeye açıkçası çok istiyorduk. Bugün futbol olarak belki onlara her şeyi verdik ama sadece galibiyeti veremedik. Onlara da hayırlı yolculuklar. Herkese iyi seneler diliyorum. Daha fazla çalışacağız. İkinci yarıya daha iyi hazırlanacağız. Ve hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.